Çok genel bir soru olacak ama öyle tahmin ediyorum ki net yanıtlarınız var. Sizce mesela şu ana kadar İzmir'de özellikle temel olarak projelere geçeceğim ama ne yapılmadı da dikkatinizi çekti de siz vaat olarak onu evet bu yapılmadı çok önemliydi ben yapacağım diyorsunuz? Altyapıyı saymayacağım zaten. Yani trafik, ulaşım, köprü kavşaklar, otopark, eğitim alanları. Ama en çok dikkatimi çeken şuydu. Bu şehirde maalesef çocuklarımızın bu şehirde 4 tane yüzme havuzu var. 4,5 milyonluk şehirde. 2 tanesi kapalı. Bu şehrin çocukları yüzme yarışlarını etraftaki illere gidiyorlar. Türkiye yarışları. İzmir'de maalesef bunların düzenlenebileceği bir yer yok. Kapalı spor salonları hemen hemen yok seviyesinde. Yeşil alanlarla ilgili. Artı bu şehirdeki, İzmir'imizdeki en önemli şey İzmir'de yoğun bir işsizlik var. Genç işsizlik ortalamamız Türkiye'nin üzerinde. Ve ama diğer taraftan da baktığımız zaman işçi talebi de var. İş gücü talebi de var. İşçinin özellikleriyle, yani çalışanların, iş arayanların özellikleriyle iş arayanların, işçi talep edenlerin aradıkları vasıflar arasında büyük bir fark var. Bunları bir araya getirecek olan kent enstitülerimiz. Yani onları iş garantili kent enstitülerimiz. Bir de İzmir'in çevresine baktığımız zaman kadınlarımız, ev kadınlarımızın istihdamı hususunda da son derece problem var. Onların iş alanları yok. Ve bunu da inşallah bir buçuk yıl içinde 20 bin kadınımıza el emeklerini değerlendirebilecekleri istihdam alanlarını yapacağız. Bu da şu, Türkiye'de maalesef bir halı ülkesi Türkiye. Yani ev halısı, el halısı, çok markalarımız var. Çok değerli, tarihi var, köklü. Ve zamanında milyar dolara yaklaşan ihracatlarımız da var. Şimdi 50-60 milyon dolara da düşmüş kalmış çünkü Türkiye'de halı üretilmiyor. Bunların atölyelerinde, yine hükümetimizin bu toplum yararı çalışma projelerindeki yıllık 400-500 bin civarında çalışanın 25 bin tanesini ayırıp da bir yere koyduğumuz zaman halı ihracatçısı, halı ticareti yapanlar zaten belirli bir ücreti ödemeye hazır. Onlar gidiyorlar bunu Pakistan'da, Hindistan'da veyahut da Afganistan'da dokutuyorlar. Desenlerini götürüyorlar, renklerini götürüyorlar, orada dokutarak getiriyorlar ama Türk halısı değil. Burada dokunan halı gibi asla değil. Onların ödemeye razı oldukları o ilmek başına bedelin üzerine atölyeler, enerji giderleri ve çalışanların, orada çalışacak olanların sigorta ve stopaj giderlerinin tamamını karşılayacağız. Onlar sadece orada ilmek başına parasını verecek, ipini getirecek, desenini getirecek, malını alıp gidecek. Bu sadece halıyla ilgili mi? Çünkü halıyla ilgili el sanatlarının... Ama o kadar önemli bir şey söylediniz ki çünkü onları istihdam edeceğim diyorsunuz. Var. Belediye verecek sigortasını. Belediye verecek sigortasını ve stopajını ama bunu hükümetle beraber yapacağız. Gerek Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile beraber ve belediye olarak da biz bir işbirliğiyle yapacağız bunu. Bakanlığın döneminde biz bu aşamada son noktaya gelmiştik. Ondan sonraki bir belki biraz beklemeye girdi ama inşallah bunun ilk uygulamasını burada yapacağız. Bir bu proje, iki kent enstitüleri, üç bu şehirde maalesef kapalı pazar yerleri. Yani kapalı pazar yeri sadece hafta bir gün, haftada bir gün kullanılan değil. Bir semt merkezi. Hemen hemen her gün kullanılmasını istediğimiz, içinde mahallenin, semtin toplantılarını yapabileceği, pazar olmadığı günlerde yine çizgileriyle çocuklarımızın basket, voleybol oynayabilecekleri, afet anında da bir semt toplanma alanı. Çok amaçsız sosyal tesis gibi bir şey mi oluyor? Bu çok kolay üretilebilen, bunun örneklerini de yaptık geldik zaten biz. Yani önceki belediye başkanlığı yaptım Deniz'de çok başarılı örneklerini yaptık. Türkiye maalesef pazar yerlerinde soğuk zinciri kırmadan bir şeyi hala başaramadı, gerçekleştiremedi bunu. Diğer alanda evet şu anda bir tarım politikası. İzmir Türkiye'deki tarım ve gıda ile ilgili ikinci büyük ekonomi. Ve muhteşem vadileri var. Bakırçı Havzası, Menderes Havzası gibi bu ovalarda, bu civarda, bu coğrafyada dünyanın en avantajlı fidecilikte, çiçekçilikte, meyvecilikte, zeytinde. Nihat Bey, sözünüz kesim neden? Çünkü tarıma özellikle bir yer ayırmak istiyorum ama. Onun sonra mı gelelim diyorsunuz? Evet araya gireceğiz fakat kent enstitüsü ifadesi dikkatimi çekti. Köy enstitüsü gibi. Kent enstitüsü diyorsunuz.
Biraz daha açar mısınız öyle ara verip daha sonra? Meslek garantili yani eğitimini almış lise mezunu, yüksekokul mezunu, üniversite mezunu gençlerimiz var. Bu şehirde maalesef genç işsizler anlamında yüksek bir sayımız var. Ama diğer taraftan da bütün sektörler, hizmet sektörü, evde bakım sektörü, turizm sektörü. Şimdi yanılıyorsam sanayi sektörü. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Mesela bu arkadaşlara destek, daha doğrusu iş becerileri, yeteneği öğretirsiniz. Fakat mesele galiba istihdam etmek ve söylediklerinizden anladığım kadarıyla siz istihdam etmenin de projelerini hazırlıyorsunuz. Hayır, istihdam tabii bunları, yani bu kent enstitülerinde eğittiğimiz, meslek edindirdiğimiz gençlerimizi, çocuklarımızı belediye olarak istihdam etmek mümkün değil. Belki belediye ihtiyaçlarını, bazı ihtiyaçlarını oradan da görebilir. Ama asıl şey sanayiye, hizmet sektörüne, lojistik sektörüne, o alanlara eleman yetiştirmek. Ya bugün mesela Türkiye yatırımlarında maalesef, fabrika üretim yatırımlarında, sanayi yatırımlarında birçok şeyi ithal ediyoruz. Evet, yüksek teknoloji ürünlerinde, robotlarda, yazılımlarda, programlamalarda bizim gençlerimiz en azından bunları işleten, bunları kullanan, bunları tamir edebilen, bunların basit yazılımlarını gerçekleştirebilen bir yerden başlamalı. En önemli şey, İzmir'le ilgili projemiz bizim, Urla Karaburun Yarımadası'nda orayı dünyanın en cazip bilim ve teknoloji merkezi haline getirmek. Hangi bölgedeydiniz? Bir daha tekrar. Urla ve Karaburun Yarımadası. Müsaade edin.